O önemli soruyu soracağız. Ne olacak bu eğitimin hali? Bodrum'daki bütün okullarla bu röportajları yapıyoruz. Çünkü özellikle pandemi sürecinde çok önemli bir sürece, hiçbirimizin bilmediği bir sürece geldik. Birimizin bilmediği bir sürece geldik ve doğal olarak da hem veliler olarak, hem öğrenciler olarak, hem de eğitimciler olarak şaşkın durumdayız. O şaşkınlık içinde de neler yapacağımızı, nasıl yapacağımızı düşünürken bir baktık ki aslında Bodrum'daki okullar bu işi çok önceden hazırlanmışlar ve çok şükür ki Bodrum bu konuda sınıfı geçti. Bu anlamda özellikle Evet. Bilnet okullarına da çok teşekkür ediyorum diğer okullarla birlikte. Merhaba hocam. Önce sizi tanıyalım. Ondan sonra yavaş yavaş sohbete başlayalım. Çok ilginç sorularım olacak. O soruları yine Bodrumlularla paylaşmış olacağız. Merhabalar. Ben Filiz Şen. Tarih öğretmeniyim aslen. 13 yıldır Bodrum'dayım. Artık 25 bizim kız olmuşsun. Evet. Öyle oldu tam olarak aslında. 23 yıldır da eğitim camiasının içindenim. Şu an bir senedir, 1,5 senedir de Bilnet okullarıyla Bodrum kampüsünde Anadolu Lisesi'nin müdürü olarak görev yapmaktayım. Bir de bize biraz Bilnet okullarından bahsedersiniz. Ne zaman başladı, işte Bodrum'a ne zaman geldi, neler yapar, neler eder. Böyle kısaca bir de ondan bahsederseniz. Tabii ki Bilnet okulları Bodrum kampüsü 3. senesini tamamlıyor burada. Bodrum kampüsü olarak Bilfen Şirketler Topluluğu'na bağlı bir okuluz biz. Türkiye'nin birçok yerinde, çeşitli bölgelerinde İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, İzmir, Ankara, Samsun, Denizli gibi şehirlerinde yerleşkelerimiz var. Eğitime hem çocukların akademik kariyerinin planlandığı hem de çok yönlü gelişimlerinin hedeflendiği bir eğitim anlayışımız var. Harika. Biz aslında bu okula da sık sık gelip gidiyoruz Evet. ve görüştüğümüz kadarıyla ekip olarak hakikaten güçlü bir ekip kurmuşsunuz. Ve hani Bodrum için ben tabii biraz böyle Bodrum tarafında konuşmak istiyorum bu anlamda. Bodrum için bir kaliteyi yükseltmek anlamında da önemli bir misyon yüklenmişsiniz ve bunu da başarıyorsunuz. Bu anlamda ben bir Bodrumlu olarak teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Şimdi bu pandemi sürecinden önce buna siz hazırlıklı mıydınız? Önce onu soralım. Şimdi şöyle, tabii ki çok yakından takip ediyorduk tüm diğer eğitim camiasında da olduğu gibi. Ama hani ülkemize böyle bu kadar hızlı bir anda bizim de bunun işin içine gireceğimiz konusunda böyle bir öngörümüz yoktu. Fakat bunlarla karşılaşabileceğimizi birazcık vade daha uzun olabilir diye düşünüyorduk. Buna rağmen kendi adımıza bir kriz ekibi oluşturmuştuk ve bir takım planlarımızı bunun üzerine kurduk. Yani nedir bu kriz ekibi? Hani böyle bir durumda psikolojik olarak tüm paydaşlar, velisinden öğretmenine, öğrencisine hepsi etkilenecekti bizim için. O yüzden bir psikososyal destek programını hazırlama konusunda girişimlerimiz başladı. Okul rehberlik psikolojik uzmanımız tarafından. Bir taraftan da tabii ki çocukların sağlığı, hijyen, temizlik, işte sosyal mesafe bunlar da çok önemliydi. Hani sürekli takip ediyorsunuz, görüyorsunuz çok ciddi olmadığı kadar bir riskli faktör. Bir de o dönemlerde şöyle bir şeye denk geldi. Bizim lisemizde çocukların kariyerleriyle ilgili önlerini, vizyonlarını açmak adına kariyer atölyelerimiz var. Çok tesadüfi de oldu birazcık. Bir doktor konuğumuzdu. Biraz da biz belki de tüm sadece Bodrum değil tüm Türkiye'den de bahsedebilirim. Bunun ne olduğu, pandeminin ne olduğu, nasıl olabileceği, nasıl bulaşabileceği, nasıl korunabiliriz? Bunu illaki okullardaki sağlıkçılar ya da işte biyoloji öğretmenleri bunun gibi şeyler, önlemler ya da bilgiler vermişlerdir ama bizim için bu da bir şey oldu, şans oldu. Bunun üzerine de neler yapabileceğimizi daha bir detaylı düşünme fırsatımız da oldu açıkçası. Tabii olayın eğitimle ilgili tarafı da vardı. Hani böyle bir durumda eğitimde ne olur? Şimdi biz olaya şu şekilde baktık ve bundan sonrasında da aslında hedefimiz o. Okulda da olabiliriz, evlerinde de olabilirler. Sınıfı eve nasıl taşıyacağız? Yani bu canlı derslerle de olabilir. Olduğu gibi hala da devam ediyor bu arada biz 26'sına kadar eğitim veriyoruz. Bir taraftan önden gönderilen video çalışmalarıyla, konu anlatımlı ve işte dokümanlarla da olabilir. Biz tüm süreç boyunca ikisiyle birlikte destekledik öğrenciyi. Aslında bu yavaş yavaş dünyada eğitim anlamında çok değişen anlayışlar var. Yani çocuğun bilgi basamağına ulaşması için sınıfta
o 40 dakikayı bununla geçirmek yerine hani bunu biz daha çok test ettik, yavaş yavaş yapıyorduk ama daha çok gördük. Yani ters yüz eğitim diyorlar buna. Hı hı. Önden gönderip o derste yapacaklarınızı, bunun video anlatımını, dokümanlarını, konuyla ilgili tüm bilgileri gönderiyorsunuz. Çocuk derse gelmeden önce bunları bir üstünden geçmiş ve belli bir bilgi seviyesine gelmiş oluyor. Bu nedenle aslında hani dünyanın da kabul ettiği bir şey ve dünyanın kabul ettiği bir konuya devam ederek bu şekilde eğitime de çok doğru bir şey, aslında doğru bir yerden de yaklaşılmış oldu. Tabii çünkü öyle olduğunda en azından öğrencilerle sınıfta karşılaştığınızda onların o konuyla ilgili soru sorması, öğretmenle olan zamanında sorguluyor, eleştiriyor, soru soruyor, fikir üretiyor, neden sonuç kurgusu oluşturuyor. Hani şöyle söylüyorum. Herhalde vazgeçilmez bütün okullarda olan bir şey, 21. yüzyıla işte öğrenci yetiştirirken, genç yetiştirirken, ülkemizin gençleri, ben bir kere olaya zaten şöyle bakıyorum, hangi okul olursa olsun, yani hepimiz güzel şeyler yapalım, sonuç çünkü yine bu ülke için. Hatta mümkünse çalışmalar, yani biz buna hiç kapalı bir okul değil, 10 derecede açık. Zaten burada şu anda bu konuşmanın özetini benim... bir pandemi süreci geçirdik. Başlangıçta bir kriz olarak neler yapacağımızı akademik boyutta, psikososyal boyutta, olayın hijyen boyutunda tüm bunları bu ekip içerisinde planladık, tartıştık. Ama şu daha çok uzun bir zamandır da hazırlıklarımız şuna dönük. Bu devam ederse, birincisi bu pandemi devam ettiğinde, yani ben ya da okul devam etmedi, okul açıldı. Yani bu seyir, şu anki seyirinde devam etti, okul açıldı. Ama İşte Kasım'ın birinci haftası ya da Ekim'in dördüncü haftası tekrar evlere girmek zorunda kaldık. Şimdi orada ne yapılacağı ile ilgili çok daha fazla hazırlıklı olmalıyız. O yüzden biz uzun bir süredir öğretmenlerimizle bu senedeki dersleri müfredatımıza uygun bir şekilde tamamlarken bir yandan da önümüzdeki sene bu durumun devam etmesi üzerine çalışmalarla geçirdik. Yani bütün öğretmenlerin bir müfredat programı vardır. Biz bu müfredat programını evde, sınıfı evinde olduğunda nasıl yapılacak dersler, hangi dijital uygulamalar kullanılacak, bir fizik dersi diyelim, öğretmen önce hangi videoyu gönderecek, hangi uygulamanı birlikte ve bunları gönderecek, bunun üzerine yaptığı o çalışmalardan sonra derste yine hangi uygulamalar kullanılacak, her öğretmenim şu an, tabii ki şöyle bir şey söyleyemem, biz bütün yılı tamamını bitirdik değil ama çerçeve planı hazırladık ve ilk iki ayı şu an Eylül ve Ekim ayında çocuklar evlerinde olurlarsa ne yapılacağı, hangi videonun, hangi tarihte, hangi haftada çözüleceği, hangi sorunun, hangi dokümanın okunacağı bütün dersler bazında bunların hepsi hazır. Yani bu sadece seyircilerimiz tabii ki. Biz burada Bodrum Kampüsü olarak anaokulundan 12. sınıfa kadar öğrencileri bir arada barındırıyoruz. Tüm gruplar için aynı şekilde tasarladık. Yani şöyle diyebiliriz aslında, bir anlamda sınıfın içinde olmazsa o ders nasıl olacağına dair tasarlama, yeni ders tasarlamanız gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey değil bu. Sınıfın içine giriyorsunuz, o anda çocuğun bir bakışından, bir duruşundan, bir hareketinden bir sürü şey çıkarıp yönlenebiliyorsunuz. Burada ekranın karşısında bir kere onu yakalayamıyorsunuz. Çok doğru. Nasıl bir ortamda, nedir? Mesela biz bu derslere başlarken de çok çabuk pozisyon aldık. İşte bir özel bir online platform üzerinden yapılandırdık derslerimizi. Çok da kolay giriyorlar öğrenciler. Kopmadır, işte ne bileyim bağlantı kesilmesidir. Çok ender yaşadık bunu. Okulda nasıl yoklamamızı alıyorsak aynı şekilde devam ettik. Bütün bunları da yaptık. Ama şeyi fark ettik, yani o eğitim sürecinden çocuğun kopmaması gerekiyor. Başta belki iyi geliyor, böyle okul yok işte rahat filan, ama çocuklar da sonra istemediler. Mesela biz genel anlamda ben özelde şey için söyleyebilirim, lise grupları için, o ergen yaş grubu için böyle devamsızlık sorunu, işte verilen ödevi yapmama sorunu çok az. Yani okulda olsaydık nasıl oluyorsa ancak o kadar oldu. Tabii bu arada ben buradan tüm süreçte bu süreci benimle birlikte yürüten ve çok ciddi emek sarf eden öğretmen arkadaşlarıma buradan sizin aracılığınızla da emekçiler çok önemliydi. İyi tabii bir takım oldunuz aslında. Kesinlikle de, yani rehberliğinden sınıf öğretmenlerimize, danışman öğretmenlerimize, ders öğretmenlerimize, hepsi, yani velilerimiz artık
hani şey demeye başladı. Telefonla ulaşamazsak maille ulaşıyoruz. Maille ulaşamazsak kısa mesaj gönderiyoruz. Zaten genel anlamda bir paydaşların buluştuğu kapalı devre bir platformlarımız var. Oradan da hepsini yönetiyoruz. Ama hani evde ne yaşadığından çocuğun psikolojik anlamda ya da derste akademik olarak nerede olduğuna kadar hepsiyle ilgili hep bir bilgimiz vardı. Ama tabii ki çok ciddi bir efor gerekti burada. Hep birlikte bunu deneyimledik ve ben hani kendi okulum ve öğretmenlerim adına söyleyebilirim ki biraz önce siz de başta tüm Bodrum genelinde söylediniz. Altından çok güzel bir şekilde kalktık. Ama daha iyisi için de hazırlıklarımız şu andan itibaren çerçeve olarak tamamlanmış durumda, özel detaylarını yapıyoruz şu anda. Şu anda aslında Bilnet okulları yeni dönemde ne olacaksa, yani pandemi süreci sürse de sürmese de hazırlıklarını yapmış durumda. Bu iyi haber. Bu çok önemli çünkü özellikle çocuklarımız için hazırlıklı olması, okulların hazırlıklı olması bizi bir kere rahatlatıyor. Diğer bir konu, biraz böyle bahsettiniz. Ben net olarak soracağım onu. Benim çocuğum sizin okula gelmiyor. Ama benim hem psikolojik olarak hem bilgi olarak arasam sizi. Filiz Hocam, böyle bir sorunum var. Biz hani başka yerlerden de bilgi aldık ama ben sağlamasını yaptırmak istiyorum. Biraz daha ben böyle titizim bu konuda, çocuklarım konusunda. Arasam sizi. İşte ben A okulundayım. Bize danışmanlık yapar mısınız? İşte bu konuda bir çocuğum böyle bilgi verir misiniz? Tabii ki bilgi veririz. Hatta bilgi veriyoruz zaten. Bu söylediklerinizi çokça yaşadık okulda tekrar, evde değil de okulda tekrar çalışmaya başladım. Tabii şöyle oluyor, hani sağlık ve hijyen nedeniyle de randevularla oluyor bunlar ama bu anlamda görüşmeler yapıyoruz. Hatta ben şunu söyleyebilirim, bu sadece veli olmayabilir, öğrenci olmayabilir. Öğretmen arkadaşlarımızla da, diğer okullardaki yönetici arkadaşlarımızla da, bizim hani biz özel bir okul olabiliriz ama resmi okullarda da yönetici, öğretmen, benim tabii uzun yıllardır burada olmamın verdiği avantajlar da var. Sürekli telefonlarla da görüşüyoruz. Hani bunu biz böyle yaptık, nasıl yapalım? Bu paylaşımlar, yani sonuç itibariyle dediğim gibi hepimiz aynı şeye hizmet ediyoruz. Yani geleceğini yetiştiriyoruz bu ülkenin. Evet, bu çok önemli. Özellikle bunu çok önemsiyorum. Çünkü özel okullar, evet, bir yatırım yaptıklarından dolayı bu süreci biraz daha rahat atlattılar. Görece olarak öyle söyleyebiliriz. Lakin devlet okullarında bu biraz sıkıntılı geçiyor. Geçti de aslında. Yapabilecek çok fazla bir şey yok. Sonuçta bu olanaklarla ilgili. Özellikle Bodrum'daki devlet okullarından hem öğretmen hem öğrenci hem de veliler anlamında bu söylediğiniz çok önemli. Demek ki Bilnet okullarını arayabilirsiniz ve danışabilirsiniz. Hem kendi çocuğunuz için veya öğretmenseniz öğretmen olarak kendi meslektaşlarınızla konuşabilirsiniz. Bu işte Bodrumlu olmak buna deniyor diye düşünüyorum. En azından belki başka yerlerde de vardır bu ama ben Bodrum'da yaşayan, yıllardır yaşayan birisi olarak ve Bodrum'la özdeşleşmiş birisi olarak bu söz benim için çok önemli. Bilnet okullarının Bodrumlu olması bu anlamda çok değerli diye düşünüyorum. Şimdi en çok merak ettiğim bir şey, önümüzdeki hafta sınav var. Üniversite sınavı. Hem öğrencilere hem velilere ne önereceksiniz? Önemli olan konulardan bir tanesi bu. Tabii ki hijyen çok önemli. Yani keşke biraz daha belki ertelenseydi daha mı iyi olurdu diye sürekli eleştiriler bu şekilde ama sizin görüşünüz nedir ve özellikle öğrencilere ve velilerimize ne önereceksiniz? Bu bir mesaj da olsun aynı zamanda. Tabii, yani evet, çocuklar çok zor şeyler yaşadılar. Zaten hiç alışkın olmadıkları ve o yaş itibariyle kaldıramayacakları şeyler. Bir de 12. sınıflar normal şartlarda da çok tedirginlikleri var çocukların. Tabii ki endişeleniyorlar. Evde diğer şahıslara bunu taşımaktan da endişeleniyorlar. Bizim sürekli görüşmelerimiz, konuşmalarımız ve onlarla irtibatlarımız da bu şekilde. Hijyen evet mutlaka olması gerekiyor. Ne olursa olsun geleceklerini de planlana, artık yapacak bir şey yok. Yani hani bir sınav olacak ve girecekler. Tüm hazırlıklarını da tamamladılar. Evet, ona dikkat edecekler ama kafalarında şeyi çıkartmaları gerekiyor bu dönemde ne kadar olabilirse. Yani evet, bir bulaşıcı bir hastalık var, ben sınava gireceğim. Bir taraftan da geleceklerini de belirleyen. Evet, tüm eğitimcilerle konuştuğunuzda hani bununla ilgili bir eleştirel düşüncesi olmayan yoktur sanırım Türkiye'de. Sınavlara. Ama eğer sistem böyleyse hani o sınavda bir de 2 gün sürecek sınav, biliyorsunuz. 1. gün ve devamı da var. Hem cumartesi hem pazar günü.
bu zamana kadarki emeklerinin boşa gitmemiş olması gerekiyor. Tabii şu da, yani ne kadar söylemek doğru bilmiyorum ama şu anlamda şöyle de ayrılıyorlar çocuklar. Yani dezavantajlılar da çok fazla bu süreçte. Dolayısıyla iyi geçirenler, süreci iyi geçirenler, yani her kriz aynı zamanda yanında bir fırsatı da doğru. Hani bunu biz hep bunu telkin ediyoruz çocuklara. Evet, hani bizim yanımızda değilsiniz ama işte ekran kadar, bir telefonun ucu kadar biz size uzağız. Her zaman, ne zaman isterseniz, hani öğretmenler mesai saatlerini dışına taşıyorlar artık çocuklar. Gerektiğinde rehberliğimiz, rehberlik öğretmenimiz çocukların psikolojisi için, gerektiğinde ders öğretmenlerimiz akademik durumları için. Hani bunu fırsata da dönüştürmüş olmaları gerekiyor çocukların. Ve bunu iyi kullanmaları lazım. Hani bu bilinç doğrultusunda tabii ki sakin olacaklar. Normalde hani normal şartlarda sınava nasıl gidiyorlarsa o şekilde önlemlerini yaparak maske ve hijyenle ilgili uygulamaların olacağı söylendi ama hani evet, yine de kendi önlemleri. Mesela Bodrum özelinde, Bodrum'da da sınava girilebiliyor bu sene. Ama bizim öğrencilerimizin arasında Muğla'ya gidecek olanlar da var. Hani oraya giderken önden eskiden hep şöyle yapardı çocuklar. Bir gün önce giderler. Genelde biliyorsunuz Akyaka'da kalırlar. Evet. Hem aile oradaki huzuru da yaşar. Çocuklar da bir rahat nefes alsınlar diye. Hani şu an o tedirginlikle orada bir otelde ya da bir pansiyonda kalmayı düşünmeyebilirler. Onun için zaten sokağa çıkma yasağı var. Uygun bir saatte çıkmaları, işte daha önce hiç, işte hep bu klasik söylenir. Yemedikleri şeyleri yememeleri, uyku düzenine dikkat etmeleri. Ama en önemlisi şu, bu zamana kadar çok emek verdiler. Bu bir yılda hazırlanacak bir şey değil tabii ki. Pandemi sürecinde de hem psikolojik olarak hem akademik olarak devam ettiler. Hem kendi hem sevdiklerinin de sağlığını düşündüler. Bu arada çocuklar, bunlar da var. Ve bunun son noktası, bütün bunların farkında olarak hani bu krizi fırsata çevirebilirler diye düşünüyorum. Hem kendi öğrencilerime hem de Türkiye'de bu sınava girecek bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Umarız, biz de başarılar diliyoruz. Bir de geçtiğimiz hafta da bir sınav oldu. Hani mecbur olmayan bir sınav. Yani çok böyle hani çelişkilerle dolu açıklamaların olduğu ve o üst düzey bizi yönetenlerin yaptığı o çelişkili açıklamalarla işte öylesine geldi geçti o sınav. O sınavla ilgili nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz? Yani başarı nasıl olacak? Çünkü yine pandemi sürecinden kaynaklı işte uzaktan eğitim söz konusu oldu. Siz bilinet olarak ortaokul öğrencilerinin liseye geçiş sınavları için nasıl bir sistem uyguladınız ve ne bekliyorsunuz başarı? Aynen, evet, üniversite sınavı gibi bilinet okullarında da aynı şekilde, yani okulda olsalardı çocuklar hangi konuları görecekler, hangi ödevleri yapacaklar, hangi sınavlara gireceklerse hepsine girdiler. Bu arada hem 12. sınıflar hem 8. sınıflarımız için 1 Haziran'dan itibaren her gün bir sınav vardı. Eş sınav şeklinde. Her gün. Her gün tabii ki her gün sınav yaptılar öğrenciler ve o sınavın çok hızlı bir şekilde kazanım bazında sonuçları değerlendirildi ve sınavdan sonra, öğleden sonra da bütün alan öğretmenleriyle buluştular. Yani matematik öğretmeniyle de, fen öğretmeniyle de, Türkçe öğretmeniyle, yine lisede fizik öğretmenini, kimya öğretmenini, biyoloji öğretmenini, alanları neyse o öğretmenleri de gördüler. Dediğim gibi belki dersler 5.30'da bitecekti ama okulları eve taşındığında bu dersler aslında sorunları çözülene kadar çocukların devam etti. Hani zaman sınırlamasının olduğunu pek söyleyemeyeceğim. Bu anlamda gerçekten çok fedakarca öğretmen arkadaşlarım da ellerinden geleni yaptılar. Bizim tüm baktığımız noktada gayet başarılı sonuçlarımız var. Sınav süresi arttırılmasına rağmen hani matematikle ilgili tüm Türkiye'de zaten takip ettiğinizde çocukların ciddi şeyleri var, sıkıntıları var. Hem Bodrum için söyleyebilirim, hani diğer kampüslerimiz için söyleyebilirim. Çok güzel sonuçlar var. Hatta şeyde İzmir kampüsümüzde full yapan öğrencimiz var. Yani tam puan alan öğrencimiz. Çok iyi. Çok iyi. Süreç başlayacak. Siz erken mi başlayacaksınız sezonla, erken yoksa yine hani normal okul açılış yok, saatlerinde erken mi olacak? Erken başlayacağız. Biz Ağustos ayında başlıyoruz. Kaçında? 17 Ağustos'ta 11. 12. sınıflar için başlıyoruz. 11. ile 12. sınıflarda bizim 11. sınıflarımız erken YGS öğrencileri. Onlar da aynı da TYT, AYT çalışmaları başlayacak. Bir hafta sonra 9. ile 10. başlayacak. Tabii burada şey de çok önemli. Bizim çocuklarımız her ne kadar lisedekiler yaş büyük olsa da diğer gruplar bir sonraki hafta, yani okuldan itibaren tüm gruplar bir sonraki hafta başlayacak. İlk başta tabii bir oryantasyonla geçecek bir süreç olacak.
yeni normaller diye çok fazla konuşuluyor ya, bu yeni normallerde okul, yeni normallerde oyun, teneffüs, yemek, işte sınıf, grup dersi nasıl olacak? Bunlarla ilgili bir işte o bahsettiğim psikososyal destek programı aslında bunları kapsıyor. Çocuklara bunları bir göstermemiz lazım. Evet, her yerde bilgilendirme afişlerimiz şimdiden var. Ama bir taraftan da bunların uygulamalı etkinliklerle ve çocukları endişeye kaptırmadan, yani böyle bir şey ortamına, kaos ortamına sokmadan, yavaş yavaş hani yeni normalin bu olduğu, bunu da çok fazla dillendirmeden nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda pandemi sürecinde rehber öğretmenlerimiz bu konuda da yoğun mesai yaptılar ama tabii okula gelmeleri, hani geldiniz eskisi gibi koşarak, sarılarak birbirimiz için, ilkokul çocukları özellikle biz liseyiz ama hani bizimkiler biraz daha o ergenlikler, bir şey, bir kul tavırları oluyor ama onun hayali, evet, ekran karşısında arkadaşlarını görüyor. Fakat bir an önce bahçede oynamak, okul alanlarında bahçede bunu yapıyorum. Öğretmenimle sarılacağım. Ben de evde yavaş yavaş böyle sarılmak ama şöyle işte oynamak ama şu oyunlar diye. Bunları yavaş yavaş, yavaş yavaş ama bir plan, program ve işin ehli insanlar, rehberlik uzmanlarımızla birlikte tüm paydaşları katarak tamamlayacağız diye düşünüyorum. Umarım öyle olur. Çünkü bu konuda en çok tedirgin olduğumuz, yine veri olarak söylüyorum, birincisi servisler, ikincisi yemek konusu, üçüncüsü işte teneffüsler. Evet. Yani ders konusunda nasıl olsa sınıfı geçti okullar diye düşünüyorum. Çünkü çok başarılı bir süreç atlattınız. Hem de böyle anında gelen böyle kriz ortamında çok iyi yönettiniz. Ama şimdi başka bir şey var ortada. Çünkü sizin kontrolünüzün dışında olabilecek şey. Yani servisler sonuçta sizin kontrolünüzün dışında. Evet. Yemek yine keza sizin kontrolünüzün dışında. Ve teneffüslerde işte o sarılmalar kontrolünüzün dışında. Ona uygun çalışmaları da siz kısaca bahsettiğiniz, anlatmak lazım, öğretmek lazım çocuklarımıza. Çünkü esas tedirginlik herhalde o noktada olur diye düşünüyorum. Tabii. Yani hani olayın akademik kısmına geçmeden önce tüm bunların anlatılması, bunlara göre hani okulun zaten okul tasarımı da o sosyal mesafeyi gözetecek şekilde işte sınıflar olsun, yemekhane, atölyeler, buna göre yeniden tasarlandı. Ve tabii ki illaki Milli Eğitim Bakanlığı'nın da şimdi anaokullarının açılma durumu nedeniyle onunla ilgili çalışmalar yapıldı. Ama bir ortaokul, bir lise, diğerleriyle ilgili bir standart getirilecektir diye düşünüyorum. Tabii ki bunlara ait yapılan açıklamalarla bir pozisyon da alacağız ama biz şimdiden gördüklerimizden, bildiklerimizden yola çıkarak kendimize göre bu hazırlıklarımızı tamamladık. Tabii şu noktada bizim bir avantajımız olduğunu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Butik okul oluyor olmuş olmamız, hani Bodrum'da binek okulları için butik bir okul oluyor olmamız, bu söylediğiniz tüm konularda bizi aslında zaten kendiliğinden öne de geçirmiş oluyor. Aslında şunu net olarak söylemekte fayda var. Yani Bilnet Okulu'ndan Filiz Hocam'ın söylediğinden çıkarttığım şu. Bir genelge gelmesine gerek kalmadan zaten hazırlıklarını yapmış durumdalar. Kesinlikle. Yani bu oh dedirtiyor doğrusunu söylemek gerekirse. En çok beklediğimiz haber buydu aslında. İşte eğitim, tabii ki akademik eğitim olacak. O zaten öğretmenlerimizin işi. Bir kere çocuğumuzun psikolojisi çok önemli. Bu anlamda Bilnet Okulları da istihdam ettiği açısından baktığımızda bir psikolog istihdam ediyor ve o da herkese destek oluyor zaten. Bodrumlulara destek oluyor. Bu anlamda çok önemli. Sonuna geliyoruz söyleşimizin. Son bir mesaj, neler vermek istersiniz? Şimdi şunu da söyleyebilirim. Biz bu süreci öğretmenlerimizden, belki biz okuldayım ben tabii ki yönetim olarak biz buradayız ama öğretmenlerimiz evlerinde, şöyle de değerlendirdik bu süreci. Yaklaşık 1,5 aydır bir meslektaş çevresi öğrenme akademisi oluşturduk ve akşamları hani derslerini yaptılar, dinlendiler, aileleriyle vakit geçirdiler. 1 saati aşmamak üzere, bizde o çok şeydir, hani toplantı 8'deyse 8'de gerçekten başlar. 1 saatte planlandıysa hani 1 saatte biter. Yani önemli olan hani ne konuşulacak, hedef. Bütün bunlar, tüm o süreçte güçlü yanlarımız, zayıf yanlarımız, bizim neyi çevirdik, bunları hep öğretmenlerle görüyoruz. Tabii bir de şunu da fark ettik, biz aslında dijital uygulamaları kullanıyorduk ama çok daha fazla kullanacak çocuklar, çünkü şu anki kuşak, Z kuşağı çok daha farklı, öğrenme şekilleri de farklı onların. Bunları da gördük, bunu eğitimde okulda olduklarında nasıl olabiliriz,
Eğitim nasıl olabilir? Çünkü bütün dünya şeklini konuşuyor. Dil eğitim, harmanlanmış eğitim, okula tamamen gelebilirler yüz yüze eğitim. Ya da evde kalabilirler ya da haftanın belli günleri gelebilirler, belli günleri evde olabilirler. Burada en sağlıklısı hem psikolojik olarak hem sosyolojik olarak hem akademik boyutu olarak neler yapılması gerekiyorsa şöyle yapmadık açıkçası Fatih Bey. Yani biz bunu böyle öngördük, yönetim olarak bunu istedik, bunu yapacaksınız değil. Bunu yaklaşık 1,5 ay paylaştık. Yani bu her ders bazında farklı olabilir çünkü bunun içeriği. Ve öğretmenlerimizden aldığımız geri dönüşlerle birlikte yine oturduk. Bu sefer uzun sürdü yalnız, kısa değildi. Çok uzun bir sabahtan akşama kadar süren bir toplantıyla kendimize bir takım stratejik hedefler belirledik. Bunlar böyle tabii onlarca hedefler değil yani. Birkaç tane diyebiliriz. Bunun özetinde de olacak olan şey, evet bu 21. yüzyıla biz bu çocukları özelinde ülkemiz için tabii ki ama sonuçta dünya vatandaşı hep diyoruz. Bunun için hazırlıyoruz ve dolayısıyla bunun gereklerine göre yetiştirmeliyiz. Yani buradan mezun olduktan sonra en güzel üniversitede en güzel bölümü kazanmış, evet olsun. Fakat bu öğrencinin bir müzik zevki, bir sanat zevki olsun, işte eleştirel düşünebilsin, işte bu öğrenci bir spor da öğrenebilsin. Yani bir işte buna daha önce arkadaşlarımızla da konuşmuştuk. Bir resim galerisinde resmin dibinden bakmasın, o kültürü de öğrensin. İşte problem çözebilsin. Yani hep bir şeyler istiyorlar. Ben de gençlere hep diyorum ki tamam çözümünüz ne? Ne yapalım bunun için? Orada bir duruyorlar. Yani bunları şimdiden, çünkü hep diyoruz ya ağaç yaşken eğilir. Hani bu yıllarda bu bakış açılarıyla gelmeleri lazım. Şimdi bir de yaşadığımız pandemi sürecinde ne zaman okulda, ne zaman evde olacağımızın da bir garantisi yok. Bütün bunların o yüzden hani bir şeyi beklemeden planlanması gerekiyor. Ben o yüzden gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Hani ekip arkadaşlarımla en çok üzerimizde durduğumuz şey buydu. 21. yüzyıl gençlerini bunun ihtiyacına göre çok yönlü bir kere geliştirmemiz lazım. Bu doğrultuda neye ihtiyacımız var, ne yapabiliriz, programlarınız ne olabilir? Hep ekiplerimiz bunun üzerine çalıştı. Çok gönül rahatlığıyla fikir almaksa fikir almak, işte bizim öğrencimiz olmak isterlerse tabii ki yine hiç fark etmez. Tüm eğitim paydaşlarıyla, hangi okulda olduğunun hiçbir önemi yok. Yani hani eğitimin dışında da olabilir, farklı sektörlerde de nasıl olabilir? Herkese, her konuyla ilgili kapımız sonuna kadar açık. Biz fikirlerimizi paylaşmaktan ve varsa daha hani farklı fikirlerde bunları da dinlemek. Evet, bu söylenenleri canlı yayında bir söz olarak kabul ediyoruz, evet. Ki o önemli bir söz diye değerlendiriyorum. Tam da aslında soracaktım, o sosyal yapı ne olacak, öğrencilerin o sosyal açıdan neler yapacağını soracaktım. Siz de zaten onu da yanıtlamış oldunuz. Ben bir Bodrumlu olarak, bir baba olarak Bilnet okullarına iyi ki Bodrum'a gelmişler diyorum. Hı hı. Ve o verdiğiniz katkıdan dolayı, o kaliteyi bir nebze yukarıya yükselttiğinizden dolayı kendi adıma teşekkür ediyorum. Bodrumlar adına teşekkür ediyorum. Bu önemli çünkü sadece Bodrum değil, dediğiniz gibi Türkiye ve dünya bu açıdan çok önemli. Sözlerinizin arasında sürekli geçiyor. Bir öğretmen eğer çocukları dünya vatandaşı olarak yetiştirebiliyor ve yetiştirmek istiyorsa zaten bu bir kalite demektir. Bu iyi bir şey demektir. Bunun için de şahsımızda da çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Gerçekten önemliydi. Ve önümüzdeki süreçte yine nasıl olsa birlikte olacağız. Özellikle okulun açılma sürecinde. Hı hı. Yine sizinle böyle bir sohbet etmek isteriz. Çünkü yeni süreçte neler olacak, bizi neler bekliyor ve siz ne durumdasınız diye hem sizin öğrencilerinize hem de bütün Bodrum'a ve Türkiye'ye aktarmak isteriz. Çok teşekkür ederiz. Bizi kabul ettiniz. Buraya geldik. Sorularımızı yanıtladınız. Ve rahatlattığınız için. Evet, eğitim konusunda Bilnet okullarıyla birlikteydik ve çok önemli konuları konuştuk. Ben en azından bir baba olarak bunu çok önemsiyorum. Bir Bodrumlu olarak çok önemsiyorum. Bilnet okulları Bodrumlu olmuş ve Bodrumluların hangi okulda olduğu önemli değil, hangi durumda olduğu hiç önemli değil. Herkese danışmanlık verebileceklerini söylüyorlar ki bu çok değerli ve çok önemli. İşte bu bizim birlikteliğimizi de anlatıyor.
İşte neden eğitim verilir? İşte bunun için birlik ve dirlik için denilir ya. İşte bu anlamda bu felsefeyi kabul etmiş ve uygulayan bir okul. Böyle bir okula sahip olduğumuz için biz Bodrumlular çok şanslıyız diye düşünüyorum. Ne olacak bu eğitimin hali, süreci devam edecek. Çok yakında zaten yine başlayacağız. Okullar eğitime başladığı süreçte yine bu okullarımızla, Bodrum'daki bütün okullarımızla röportajlar yapacağız. Onların neler yaptığını sizlere aktarmış olacağız. Hem böylelikle siz bilgilenmiş olacaksınız, böylelikle de fikir sahibi olmuş olacaksınız. Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Esen kalın, sağlıkla kalın.